Merhaba arkadaşlar, Tonguç Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün beraber dalgalar ve yay dalgalarını işleyeceğiz. Evet, hemen hızlı bir şekilde başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi önce dalgalar ve dalgaların genel özellikleri neymiş onlara bakacağız. Titreşim hareketi sonucunda esnek bir ortamda aktarılan enerjinin bir noktadan başka bir noktaya iletilirken ortamda oluşturduğu şekil değişikliğini arkadaşlar biz dalga diyoruz. Bu dalganın esnek ortamda yayılmasına ise arkadaşlar dalga hareketi adını veriyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken önemli bir şey var bakın. Diyor ki dalga hareketi sırasında esnek ortam molekülleri ilerlemez, sadece bulundukları yerde titreşim hareketi yapar. Şimdi bu ne demek? Türkçe meali ne demek? Mesela şu maçlardaki Meksika dalgasını düşünelim arkadaşlar. İnsanlar kendilerine sıra geldiğinde aşağı oturup işte yukarı kalkıyorlar. Bu hareket sırasında insanlar ilerlemiyorlar ama biz ilerleyen bir dalga varmış gibi hissediyoruz. İşte burada moleküller biz yani insanlar oluyor. Aktarılan şey ise dalga yani aktarılan enerji oluyor arkadaşlar. Şimdi dalgaları sınıflandırıyoruz. Şimdi biz arkadaşlar dalgaları iki şekilde sınıflandırıyoruz. Birincisi titreşim doğrultusu, diğeri ise taşıdıkları enerjiye göre. Şimdi titreşim doğrultusuna olan dalgaları da kendi içerisinde enine dalga ve boyuna dalga olarak bölüyoruz. Taşıdıkları enerjiye göre ise mekanik dalga ve elektromanyetik dalga olarak ifade ediyoruz. Birazdan bunları detaylı açıklayacağız ama arkadaşlar mekanik dalga ile elektromanyetik dalganın aslında en büyük farkı şudur. Mekanik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duyarlar ama elektromanyetik dalgalar yayılmak için ortama ihtiyaç duymazlar. Şimdi bunlara örnek verecek olursak enine dalga. Enine dalga neler örnek verilebilir? Yay, su, deprem ve ses, elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik dalgaları biz EMD olarak kısaltıyoruz arkadaşlar. Boyuna dalgalar ise yay, su, deprem ve ses dalgaları. Bakın bunların üçü ortak olmasına rağmen enine dalga deyince elektromanyetik dalgayı, boyuna dalga deyince de ses dalgasını lütfen arkadaşlar unutmuyoruz. Mekanik dalga yayılmak için ortama ihtiyaç duyan dalga. Yay, su, deprem, ses. Biliyorsunuz ki ses boşlukta arkadaşlar yayılmıyor. Elektromanyetik dalga deyince aslında aklımıza ışık gelmesi gerekiyor. Mesela radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, bizim görünür bölge dediğimiz görünür ışık yani işte bu kırmızıdan turuncuya doğru kutu sayamam dediğimiz o renkler, mor ötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınları olarak ifade ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunları açıklamak nedir bunlar? Enine dalgalar. Enine dalga şu demek arkadaşlar. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalar denir. Şimdi bu ne demek? Şimdi buradan arkadaşlar bir tane yayı ya da ipi tuttuk. Elimizi yukarı ve aşağıya doğru hareket ettirmeye başladık. Bizim moleküllere verdiğimiz titreşim bakın bu doğrultudadır. Ama buradaki yaydaki dalga ne tarafa doğru yayılır arkadaşlar? Bu tarafa doğru. İşte titreşim doğrultumuz yayılma doğrultusuna dik olduğu için arkadaşlar biz bunlara enine dalga ismini veriyoruz. Şimdi geldik boyuna dalgalar. Boyuna dalgalar ne demek? Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalara diyoruz. Şimdi bu şu anlama geliyor. Gergin bir yay düşünelim arkadaşlar. Yayı şu tarafa doğru şu şekilde elimizi ileri geri ileri geri hareket ettiriyoruz. Şimdi bu işlem sırasında yayın üzerinde ilerleyen bir enerji aktarımı söz konusu olması lazım. Ve buradaki gibi bazı bölgeler gevşek, bazı bölgeler sıkışık. Bazı bölgeler gevşek, bazı bölgeler sıkışık olacaktır. İşte bizim moleküllere verdiğimiz titreşim bu doğrultudadır. Yayılma doğrultusu da onunla aynı doğrultuda olduğu için arkadaşlar buna boyuna dalga diyoruz. Yani boyuna dalgalarda paralellik, enine dalgalarda ise arkadaşlar diklik olması gerekiyormuş. Şimdi mekanik dalga. Mekanik dalga ne demek? Yayılmak için ortama ihtiyaç duyan dalgalar demiştik. Yine bunu söylüyoruz. Elektromanyetik dalgalar ise bunu ileride daha detaylı işleyeceğiz 12. sınıfta. Şimdi sadece burada temel bazı özelliklerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi yüklerin ivmeli hareketi sonucu oluşurlar.
Yayılmaları için ortama ihtiyaç yoktur. Yani boşlukta da yayılabilirler. Elektrik ve manyetik alanların sürekli birbirini tetiklemesi sonucu boşlukta yayılırlar. Boşlukta ışık hızıyla hareket ederler. Bunları söylemiştik. Radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, mor ötesi ışınlar, X ışınları ve gamma ışınları. Şimdi burada arkadaşlar aşağıya doğru indikçe bu dalgaların enerjileri artar arkadaşlar. Bunu bilmemiz gerekiyor. Bir de gamma ışını deyince bize sorularda arkadaşlar hangisi elektromanyetik dalgadır ya da hangisi elektromanyetik dalga değildir diye soru sorabilirler. Şimdi bunları detaylı olarak 12'de göreceğiz ama karşımıza çıkabilir. Bakın bizim alfa ve beta dediğimiz ışımalar vardır. Bu alfa ve beta ışımaları arkadaşlar, bu ışımalarımız EMD yani elektromanyetik dalga değildir. Bunu bilelim bu şekilde. Alfa ve beta ışımaları aslında arkadaşlar birer taneciktir. Evet. Şimdi dalgaları bilmemiz gereken temel kavramlar neler? Neleri bilmemiz gerekiyor onlara bakacağız. Şimdi ilk önce dalga boyu diye bir kavramımız var. Bunu lambda ile gösteriyoruz arkadaşlar. Ardışık iki dalga tepesi ya da dalga çukuru arasındaki yatay uzaklığa denir. Şimdi tepe ne demek, çukur ne demek? Biz arkadaşlar elimizi yukarı aşağı doğru sürekli hareket ettirdiğimizde bu şekilde dalgalar oluşuyor demiştik bakın. Şimdi bu dalgalarda bu üst tarafta olanlara biz arkadaşlar tepe ismini, alt tarafta olanlara ise çukur ismini veriyoruz. Bu şekilde devam ediyor. Tepe, çukur. Bu tepe, bu tepe, bu ise çukur. Şimdi dalga boyu ne demek? Ardışık iki dalga tepesi. Yani bunların tepe noktalarını birleştirdiğimizde elde ettiğimiz şu mesafeye biz dalga boyu diyoruz. Aynı şeyi çukur için de söyleyebiliriz. Şu mesafe ile şu mesafe arasındaki şu uzunluğa dalga boyu diyoruz. Ya da arkadaşlar şimdi bu mesafeye denk gelen başka bir uzunluk neresidir? Mesela aslında şuradaki tepe ve çukurun tamamını oluşturan şu mesafede bizim için dalga boyudur. Ya da burası da bizim için bakın şöyle bir dalga boyudur şeklinde ifade ediyoruz. Şimdi bu enine dalgalarda, boyuna dalgalarda neydi? Şimdi sıkışık bölgeler, mesela sıkışık bölgelere tepe, tepe, tepe dedik. Gevşek bölgelere ne dedik? Çukur, çukur, çukur dedik. O zaman dalga boyu neresi oluyor arkadaşlar? Tepe tepe arasındaki şu mesafeye gene dalga boyu ya da çukur çukur arasındaki şu mesafeye gene arkadaşlar dalga boyu dememiz gerekiyor. Şimdi genlik diye bir kavramımız var. Genlik tepe ya da çukurun denge konumuna olan maksimum uzaklığına denir. Şimdi biz dalgayı oluşturduğumuzda elimizin başlangıçta bulunduğu bu hizaya denge konumu diyoruz. Elimizi yukarı aşağı doğru hareket ettirmeye başladık. Dalganın çıktığı en üst noktanın denge konumuna olan bu mesafesini arkadaşlar R ile göstermişiz bakın. Genlik adını veriyoruz. Burada da iki tane dalga verilmiş bakın bize. X ve Y. Bakın bunların dalga boyları yani şurada gösterdiğimiz dalga boyları eşit ama X dediğimiz arkadaşın genliği daha fazla gördüğünüz gibi. Şimdi burada genlik deyince neyi anlamamız gerekiyor? O çok önemli bizim için aslında. Dalgaların enerjisi sadece genliğe bağlıdır. Genlik arttıkça enerji de artar. Yani bana bunların genliklerini kıyasla derse X büyük Y. Evet onu görüyorum zaten. Enerjilerini kıyasla derse de sadece genliğe bakarak X büyük Y diyorum. Bunların dalga boyları farklı da olabilirdi. Bana enerji sorulduğunda sadece bakmam gereken şey neymiş arkadaşlar? Genlikmiş. Lütfen bunu unutmuyoruz. Şimdi diğer bir kavramımız periyot bakın. Periyot ne demek? Tam bir dalganın oluşması için geçen süreye denir. Birimi zaman olduğu için tabii ki saniyedir arkadaşlar SI birim sistemimizde. Şimdi bir tam dalga dediğimiz aslında bizim bir tepe ve bir çukurun oluşması. Mesela burası 0. saniye dersek buradan itibaren bu dalganın oluşması için geçen süreye biz bir periyotluk süre diyormuşuz. Ve periyodu da büyük T harfiyle gösterdiğimiz için burası 0 ile T arasında bir dalga oluşmuştur diyoruz. O zaman şurası buradan buraya kadar yarım dalga olduğu için arkadaşlar T bölü 2 zamanda oluşmuştur. Mesela burası çeyrek dalga olduğu için T bölü 4 zamanda oluşmuştur. Mesela burası arkadaşlar
1, 2, 3. 3 tane çeyrek olduğu için burası 3D bölü 4 zamanda oluşmuştur şeklinde devam ediyoruz. Şimdi diğer bir kavramımız frekans. Frekans bir saniyede oluşan dalga sayısına denir arkadaşlar. Birimi de saniye üzeri eksi 1, yani 1 bölü saniye. Bu 1 bölü saniye olarak da ifade edebiliriz. Ya da hertz'tir arkadaşlar. Onu da hz olarak nitelendiriyoruz. Şimdi bakın, birinin birimi saniye, birinin birimi 1 bölü saniye. O zaman bunları çarptığımızda elde etmemiz gereken şey birimsiz bir değer. Yani ne olacak? 1. O yüzden periyotla frekansın çarpımı her zaman 1 olmak zorundadır. Bu da şu anlama gelir. Mesela biz bir dalganın periyodunu biliyorsak, o zaman frekansını da otomatikman biliyoruz. Periyodumuz 3 ise frekansımız 1 bölü 3. Periyodumuz 1 bölü 8 ise frekansımız 8 olmak zorundadır. O yüzden periyot yerine 1 bölü f ya da f yerine 1 bölü t yazabiliriz arkadaşlar. Burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bir dalganın frekansı sadece kaynağa bağlıdır. Kaynak değişmediği sürece frekans değişmez arkadaşlar. Bu önemli bilgiyi birazdan daha böyle üzerine basa basa konuşacağız. Şimdi dalgaların yayılma hızı. Dalgaların birim zamandaki yer değiştirmesine yayılma hızı diyoruz. Hızı sadece ortama bağlıdır arkadaşlar. Yani dalgaların hızı, yayılma hızı sadece ortama bağlı. Frekansı büyük ya da küçük, o beni ilgilendirmez. Benim için sadece ortam. Genlik, büyük, küçük, o beni ilgilendirmez. Sadece ortam. Ortam değişmedikçe dalganın yayılma hızında bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Şimdi burada bakın, bir tane kaynağımız var. Bu ürettiğimiz dalgalar şu şekildeymiş bakın arkadaşlar. Şimdi bu tepe, çukur, tepe, çukur, tepe, çukur. Tepe, tepe, yani ardışık iki tepe arasındaki mesafe dalga boyu ya da ardışık iki çukur arasındaki mesafe dalga boyu. Şimdi aslında bize burada matematiksel bir bağıntı elde edeceğiz ama aslında bu bizim ilkokuldan beri bildiğimiz yol eşittir hız çarpı zaman bağıntısı bakın. Şimdi kaynak dalgayı üretmeye başladı. Biz bir periyot için ne demiştik arkadaşlar? Buradan burası, yani burası bir periyot. O zaman ben şu matematiksel ifadede zaman yerine periyot yazabilirim. Zaten çünkü ikisinde birimi aynı. Bunların bir hızı var. Sabit bir hızla gittiklerini düşünüyorum arkadaşlar. O zaman hız yerine de v yazıyorum. Peki bu bir periyotluk sürede dalganın aldığı şu mesafeye biz ne demiştik bakın? Dalga boyu dedik. O zaman yol içinde dalga boyu yazıyorum. O zaman karşıma aslında şöyle bir ifade çıkıyor. Yani dalga boyunu bulmak için hızla periyodu ne yapmamız gerekiyormuş bakın arkadaşlar? Çarpmamız gerekiyormuş. Ya da ben burada periyot yerine ne yazabiliyordum arkadaşlar? 1 bölü frekans yazabiliyordum. Şimdi bu f'i de buraya atarsam o zaman hız eşittir lambda çarpı f diye ikinci bir matematiksel bağıntım olacak. O zaman biz dalgalarda sadece iki tane matematiksel ifade bileceğiz. Neymiş? Bir tanesi dalga boyu v eşittir lambda eşittir hız çarpı periyot ya da hız eşittir dalga boyu çarpı frekans. Aslında bunların ikisi de aynı şey biliyorsunuz. Şimdi burada önemli olan iki tane şey var. Biraz önce söylediğimiz şeylerin üzerine duracağız. Şimdi hız neye bağlı dedik arkadaşlar? Sadece ortama. Frekans neye bağlı? Sadece kaynağa. Bakın bu sadece ortama bağlı. Bu sadece kaynağa bağlı. O zaman ortam değişmedikçe hız değişmiyorsa ya da kaynak değişmedikçe frekans değişmiyorsa bunların birbirine bağlı grafiği nasıl çizebilirim arkadaşlar? Mesela şöyle çizebilirim. Frekans arttıkça hızımız değişmeyecektir. Yani dümdüz bir çizgi. Yani hızla frekans birbirine bağlı değil. Ya da tersini de yapabilirim. Hızım arttıkça frekansım ne olmayacaktır arkadaşlar? Değişmeyecektir bakın. Şimdi dalga boyu frekans ilişkisine bakacak olursak o zaman matematiksel örüntümüzü bir yazalım. V eşittir lambda çarpı f. Şimdi dalga boyuyla frekans arasındaki değişimi soruyorsa bana, o zaman benim bunu ne düşünmem lazım arkadaşlar? Sabit. O zaman dalga boyu artıyorsa frekansımın azalması ya da frekansım artıyorsa dalga boyumun artması gerektiği için dalga boyunun frekansa bağlı grafiği de bu şekilde olacaktır arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Öğreten sorumuz. Diyor ki bir dalga kaynağı dakikada 120 tane dalga üretmekte olup oluşan dalgaların ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklık 60 santimetre olarak ölçülüyor. Buna göre dalgaların frekans, periyot, dalga boyu
ve yayılma hızlarını bulunuz demiş bakın bize. Şimdi öncelikle kaynağımız dakikada 120 tane dalga. Dakikada dediği kaç saniyedir arkadaşlar? 60 saniye. Şimdi biz 60 saniyede 120 tane dalga üretiyorsak, 1 saniyede ürettiğimizi bulursak o dalgaların frekansını bulmuş oluruz bakın. O zaman burada doğru orantı yaparsak 60F eşittir 120 olacaktır. O zaman frekansımız 2. Birimi de saniye üzeri eksi 1. O zaman frekansını kaç bulduk? 2 saniye üzeri eksi 1 bulduk. Biz ne biliyoruz? Periyotla frekansın çarpımı her zaman 1'di. O zaman frekansımız 2 ise periyodumuz 1 bölü 2 saniye olacaktır arkadaşlar. Şimdi dalga boyu. Burada bir bilgi daha var. Diyor ki ardışık 5 dalga tepesi. Şimdi lütfen buraya dikkat ediyoruz. Şöyle kabaca ardışık 5 tane dalga tepesi çizelim. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane tepe çizdik. Bu 5 tane tepenin arasındaki bu mesafeler bizim için neydi arkadaşlar? Dalga boyuydu bakın. O yüzden 5 tane tepenin arasında 4 tane dalga boyu olacaktır. Lütfen buna dikkat ediyoruz. Sakın 5 dalga boyu diye almıyoruz. O zaman 4 tane dalga boyumuz bize 60 santimetre olarak verilmiş bakın burada. O zaman 4 lambda 60 ise lambdamız arkadaşlar 15 santimetre olacaktır. O zaman dalga boyumuzu da bulmuş olduk buradan. Şimdi yayılma hızı. Hız için artık matematiksel bağıntılardan bir tanesini kullanmam lazım. Neydi? V eşittir lambda çarpı F'ti. Yani dalga boyuyla frekansı çarpmam gerekiyor hızı bulmak için. Dalga boyu kaç arkadaşlar? 15 bulduk. Frekansı kaç bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. O zaman 15 ile 2'yi çarparsak demek ki hızımız 30 santimetre bölü saniye olarak hesaplanacaktır arkadaşlar. Evet, hemen devam ediyoruz. Burada başka bir sorumuz var bakın. Antrenman sorusu diyor ki aynı ortamda yayılan KLM dalgalarının hız, dalga boyu, frekans ve enerjilerini kıyaslayın diyor. Şimdi bakın hız diyor. Hemen uyanık oluyorum. Diyorum ki hız neye bağlı? Ortama. Bana da yukarıda aynı ortam demiş zaten. O zaman hiçbir hesaplama yapmıyorum. Hiç şekillere falan bakmama gerek yok. O zaman burada KLM dalgaları verilmiş. Diyorum ki VK eşittir VL eşittir VM. Çünkü ortamlar aynı. Geldik dalga boyu. Dalga boyu neydi? Ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arasındaki mesafe. Şimdi K için konuşacak olursak arkadaşlar, K dediğimiz bu yeşille gösterdiğimiz bakın. Şuradaki mesafeyi almam gerekiyor. Kaç bakın burası? 1, 2, 3, 4 tane birimimiz var. O zaman K için dalga boyumuz, şuraya not edelim. K'nın dalga boyu 4 birimmiş. Şimdi aynısını L için yaparsak, L için de buradan buraya olan bu mesafeyi almamız gerekiyor. Orası da arkadaşlar gördüğünüz gibi o da 4 birim. Ha, o zaman L'nin dalga boyu da 4 birimmiş. Şimdi M için baktığımızda ise M daha burada devam ediyor. Aslında burada da var. Ve burası M için dalga boyunun gördüğünüz gibi ne kadar oluyor? Yarısı. Çünkü biz dalga boyu için ne demiştik? Bakın şuradaki tepe ve çukur için şu mesafe dalga boyu ise o zaman şu mesafe dalga boyunun yarısı olacaktır. O yüzden bunun yarısı 4 birimse o zaman M'nin dalga boyu aslında 8'miş arkadaşlar. O zaman dalga boyu kıyaslaması lambda M büyüktür, lambda K eşittir, lambda L diyoruz bakın. Şimdi frekans için konuşacak olursak artık matematiksel bağıntımızdan yararlanabiliriz. Çünkü V eşittir lambda çarpı F ise ve bunların hızları eşitse o zaman dalga boyu arttıkça frekans azalacağı için dalga boyunun tersi olarak yani FK eşittir FL büyüktür FM dememiz gerekiyor. Enerjilerini kıyaslamamı istemiş. Enerji deyince aklıma ne gelecekti benim? Lütfen unutmuyoruz. Genlik gelecekti. O zaman ben sadece genliklerine bakmak zorundayım. K'nın genliği buradan burası. Yani 3 birim. L'nin genliği 1 birim. M'nin genliği de buradan burası yine 3 birim. O zaman K ile M'nin genlikleri eşitse enerjileri de eşittir. Çünkü enerji sadece genliğe bağlıdır. O zaman enerji için K'nın enerjisi ile M'nin enerjisi eşittir. Onlar da L'nin enerjisinden büyüktür diyoruz arkadaşlar.
Evet, devam ediyoruz. Şimdi geldik yay dalgası. Yay dalgası ne demek? Yay dalgaları dalgaların sınıflandırılmasında hem enine hem de boyuna dalgalar sınıfında yer alır. Bunu en başta söylemiştik zaten. Bir yay gerildikten sonra yayı geren el yay doğrultusuna dik olacak şekilde. Yani buradan biz gelmişiz, yaya gelen el burada, düşünelim arkadaşlar. Sürekli eşit zaman aralıklarında yukarı aşağı hareket ettirildiğinde yay üzerinde genlikleri ve dalga boyları eşit olan dalgalar oluşur. Gördük mü arkadaşlar? Bu. Elimizi buraya koyduk, yukarı aşağı hareket ettiriyoruz ve bu tarafa doğru yayılan dalgalar oluşuyor. Bu dalgalara biz arkadaşlar periyodik dalga adını veriyoruz. Çünkü sürekli devam ediyoruz bu işleme. O yüzden bunlar da sürekli oluşmaya devam ediyorlar. Yay gerildikten sonra yayı geren el yukarı kaldırılıp tekrar ilk konuma geri getirildiğinde. Yani elimizi burada düşünelim. Yukarı kaldırıp tekrar buraya getiriyorum. Yani sürekli aşağı yukarı yapmıyorum. Şimdi elim buradayken yukarı kaldırıp aşağı indirdiğimde yay üzerinde bir dalga parçası oluşuyor. Yani şu şekilde bir şey oluşuyor bakın. Anlık oluşturulan bu dalga parçasına ise biz arkadaşlar atma ismini veriyoruz. Bu oluşturduğumuz atma. Şimdi burada bazı uzunluklar var. Yine bunun denge konumuna en uzakta olan ve R ile gösterdiğimiz bu mesafeye biz genlik ismini veriyoruz bakın. Peki en uzaktaki bir nokta değil de bana şurası soruluyorsa o da y mesafesidir. Ona da uzanım diyoruz bakın. Birazdan konuşacağız ama aslında genlik maksimum uzanım anlamına geliyor. Şimdi buradaki mesafe, şimdi periyodik dalgalarda biz buraya aslında şöylece dalga boyu demiştik arkadaşlar. Yani şurası ve şurası ya da şuradan şurasına dalga boyu demiştik. Burada böyle bir mesafe yok ama biz bunun başladığı ve bittiği bu mesafe şu uzunluğundan x dersek x'e de arkadaşlar atmanın genişliği adını veriyoruz. Buna dalga boyu demiyoruz. Lütfen buna dikkat ettik. Evet, atmalarda hareket ve titreşim doğrultusu. Şimdi atmalarda bize ilerleme yönleri verilmiş ise titreşim yönlerini, titreşim yönleri verilmiş ise ilerleme yönlerini sorabilirler ve biz de bunu bulmak zorundayız. Bakın bu kısım çok önemli, kesinlikle sorulacaktır bakın. Şimdi bizim arkadaşlar şu şekilde bir tane atmamız olduğunu düşünelim. Şimdi bu atmamız en başta koyu siyahla verildiği gibi, gördüğünüz gibi. Biz bunun ilerleme yönünü biliyorsak titreşim yönünü hesaplama bulabilmemiz için ilk yöntemimiz, klasik yöntemimiz şudur bakın. Atmanın belirli bir zaman sonraki, yani kısa bir zaman sonraki halini çiziyoruz. Yani buradayken kırmızı ile gösterdiğimiz bu hizaya gelecek. O zaman buradaki A noktasındaki molekül ya ne tarafa doğru titreşiyordur derse eski atmadan yeni atmaya, yani siyahtan kırmızıya oklar çizersem bu aşağı titreşiyordur. B noktası aşağı titreşiyordur. Sürekli bu şekilde devam ediyordur bakın. Peki bu tarafa baktığımızda ise eskisinden yenisine oklar çizdiğimizde bu da yukarı doğru titreşiyor anlamına geliyordur. Yani burada yaptığımız atmamız var ve bu atmanın kısa bir süre sonraki halini çizip eski atmadan yeni atmaya oklar çizmek. Daha pratik bir yöntemimiz ise şudur bakın. Atmaların ilerleme ve titreşim yönlerini gösteren okların uç kısımları uç kısımları ile başlangıç noktaları başlangıç noktalarıyla birleştirilerek bulunabilir. Şimdi bizim burada bir tane atmamız var ve bu tarafa doğru ilerliyormuş bakın. Şimdi buradaki oku biraz büyütelim, şöyle yapalım. Şimdi buradaki arkadaşın ne tarafa titreştiğini anlamak için başlangıç noktasıyla başlangıç noktasını birleştirdim, böyle oldu. Uç noktasıyla uç noktasını birleştirdim, böyle oldu. Yani burası aşağı titreşiyor, burası yukarı titreşiyormuş. Şimdi bunun için düşünüyorum. Başlangıç noktasıyla başlangıç noktası birleştirildi aşağı. Burada ise uç noktasıyla uç noktası birleştirildi yukarı. Aynı şeyi burada yapıyorum. Burada titreşim verilmiş, bana yayılma yönünü soracak. Burası yukarı, burası aşağıymış. O zaman ne yapıyorum? Başlangıçla başlangıç, uçla ucu birleştireceksem işte diyorum ki bu sağ tarafa doğru gidiyormuş. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da şu bakın arkadaşlar. Buradaki yön, yani yayılma yönü her zaman benim için atmanın tepesinde verilmek zorunda. Yani bu bana bunu böyle çizmişse bile ben bunu hemen buradan alıyorum, tepesine getiriyorum.
Birleştirme işlemini ondan sonra yapıyorum. Başlangıç noktası burası. Diğerinin başlangıç noktasıyla birleştireceksem şöyle olması lazım. Uç noktasıyla da uç noktasını birleştireceksem bu şekilde olması gerekiyor bakın. Burada da aynı şeyi yapıyorum. Birleştirmem gereken uçla uç, başlangıçla başlangıç. Sadece bir tanesini bilmem yeterli ve tepesini de göstereceğim için bu tarafa doğru gitmek zorundadır diyorum. Ya da bu tarafa doğru gitmek zorundadır diyorum. Ya da bu tarafa doğru gitmek zorundadır diyorum. Çünkü başlangıçla başlangıç ve tepeyle tepeyi birleştirmem gerekiyor. Şimdi burada ise arkadaşlar şöyle bir özelliğimiz var, durumumuz var. Şimdi bakın burası atmanın en tepe noktası zaten. En tepe noktası aşağı doğru titreşmek zorunda. Çünkü en tepede olduğu için yani daha tepeye çıkmasını gibi bir durum yok. O zaman en tepe noktası her zaman aşağı doğru titreşmek zorunda olduğu için ben atmanın en tepe noktasının titreşim yönünü biliyorsam onun aslında ne tarafa doğru gittiğini bilme şansım yok. Çünkü bu sağ tarafa gitse de aşağıya doğru, sol tarafa gitse de aşağıya doğru titreşir bakın. O yüzden de atmanın en tepe noktası burası olduğu için ve bana bunun titreşim yönü verildiği için mesela burasını ya da burasını verseydi bulabilirdim. O zaman burada hareket yönü ne yapılamaz arkadaşlar? Bulunamaz. Bir de bize burada A, B ve C noktaları yani işte A noktası, B noktası ve C noktası. Bu noktaların bana anlık hızlarını sorabilirler. Şimdi anlık hızı da şöyle düşünüyorum. Buradan itibaren arkadaşlar harekete buradan başladık. Harekete buradan başladığımız için en hızlı olduğumuz yer aslında burada en aşağıda olduğumuz yer. Çünkü yukarı doğru yavaşlıyoruz, yavaşlıyoruz ve duruyoruz. O zaman yere en yakın nokta C olduğu için bana anlık hızlar sorulursa VC büyüktür, VA büyüktür, VB demem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi atmalarda yansıma. Atmalarda yansıma arkadaşlar ikiye ayırıyoruz. Birincisi sabit uçtan yansıma. Birazdan göreceğiz. O da serbest uçtan yansıma. Sabit uçtan yansıma için ne bilmemiz gerekiyor? Sabit uçtan yansıyan atma ters döner diyor. Şimdi biz atmalar bu şekilde yukarıysa biz buna arkadaşlar baş yukarı atma adını veriyoruz. Şimdi ters döner demek şu anlama geliyor. Eğer atma baş yukarıysa bu duvara çarpıp yansıdıktan sonra ters döner. Yani baş yukarıysa bundan sonra arkadaşlar baş aşağı olacak anlamına geliyor. Yani sabit uça yani şu şekilde bir duvara bağlanmışsa yukarı baş yukarıysa baş aşağı dönüyormuş. Atmanın hızının büyüklüğü, genliği ve genişliği değişmez. Yani bunun hızı V ise hızı hala V. Buradaki genişliğimiz X ise buradaki genişliğimiz hala X. Genliğimiz R ise hala R diyoruz. Dikkat etmemiz gereken tek şey şu bakın. Burada duvara önce B noktası çarptığı için yani şöyle kalemimizin arka kısmı B olsun. B çarptığı için yansıma gerçekleştirdikten sonra da B'nin nerede olması gerekiyor? Yine önde olması gerekiyor. Burada ikinci bir örneğimiz var bakın. Burada oluşturduğumuz atma bu tarafa doğru V hızıyla giderken bir kere dönünce yine V olacak. Baş yukarı ise baş aşağı olacak. Dikkat etmemiz gereken şey. Önce kim çarpmış? B. O zaman önde yine B hareket etmek zorunda. Yani sabit uçtan yansımada biz atmaları ters döndürecekmişiz arkadaşlar. Şimdi serbest uçtan yansıma, serbest uçtan yansıyan atma ters dönmez bakın burada. Yani baş yukarı ise baş yukarı. Baş aşağı ise baş aşağı. Atmanın hızının büyüklüğü, genliği ve genişliği değişmez. Şimdi burada serbest ucu şöyle bir halka ile gösteriyoruz sorularımızda. Şimdi burada bu tarafa doğru ilerleyen bir baş yukarı atmamız var. V hızıyla gidiyor. Bu buraya çarptıktan sonra ters dönmüyor. Hızı yine V oluyor. Neden? Çünkü hız sadece ortama bağlı ve burada yayıldığı ortam aynı bakın. Buradaki mesafemiz X ise gene X oluyor. Sadece önde olan B iken önde olan yine B olmasına dikkat edeceğiz. Burada atmamız baş yukarı V hızıyla serbest uca geliyor. Çarptıktan sonra yine B noktası önde olacak şekilde V hızıyla gidiyor. Yani sabit uçta ters döndürüyoruz. Serbest uçta ters döndürmüyoruz arkadaşlar. Şimdi sarmal yaylarda atmaların hızı.
nelere bağlıdır bunu konuşacağız. Şimdi bir tane yayımız var ve biz bu yayı bir F kuvvetiyle germişiz. Bakın burada F diye bahsettiğimiz şey yayı geren kuvvet. Şimdi sarmal yaylarda arkadaşlar şöyle mü ile gösterdiğimiz şöyle ifade ediliyor bakın. Yayın birim uzunluğunun kütlesi yani yoğunluğu olarak ifade edebiliriz. Mü dediğimiz şey yayın kütlesinin yayın boyuna olan oranıdır. Yani yayın kütlesini yayın uzamış haldeki boyuna böldüğümüzde arkadaşlar biz mü'yü buluyoruz. Şimdi sarmal yaylarda hız nelere bağlıdır derse bizim şu matematiksel modellemeyi bilmemiz gerekiyor. Hız ifadesini bulabilmek için kuvveti arkadaşlar yayın birim uzunluğunun kütlesine bölmemiz gerekiyormuş. Burada bunu nasıl farklı bir şekilde yazabiliriz dersek F bölü mü, mü yerine M bölü L yazarsak L yukarı gelecektir. O yüzden hız F çarpı L bölü M olacaktır. Şimdi burada yaya gelen kuvvet arttıkça hız artar mı? Evet, bu arttıkça bu artar. Hatta bu 4 katına çıkarsak hız 2 katına çıkar karesinden, buradaki karekökten dolayı. Yayın uzunluğu artarsa hız artar mı? Evet, bakın burada uzunluk artarsa hız artar. Yayın kütlesi kalınlığı veya ağırlığı arttıkça hız azalır. Bakın biz burada hafif yay, ağır yay, ince yay ve kalın yay kavramları kullanacağız. Hafif ve ince hızın fazla olmasını, kalın ve ağır ise hızın az olmasını anlatacak arkadaşlar bize. Evet, burada bir sorumuz var bakın. Homojen bir yayda oluşturulan KLM atmalarının genişlikleri ve genlikleri şekildeki gibidir. Bakın bunun genişliği x, bununki 3x, bununki 2x. Bunun genliği 2y, bununki y, bununki ise arkadaşlar 2y'ymiş. Şimdi buna göre hızlarını, enerjilerini ve oluşma sürelerini kıyaslamamızı istemiş. Hız ortama bağlı. Burada ortam ne arkadaşlar? Yay. Ve bu homojenmiş. Yani her tarafta aynı özelliği gösteriyormuş. O zaman hız için hiç düşünmeme gerek yok. VK eşittir VL eşittir VM diyor. Enerji. Enerji deyince neye bakıyorduk? Genlik. Genlikleri K'nınki 2Y, L'ninki Y, M'ninki 2Y. O zaman K'nın enerjisi ile M'nin enerjisi eşittir. L'nin enerjisi ise onlardan küçüktür. Oluşma süresi. Şimdi oluşma süresi ne anlama geliyor? Bunların hepsi aynı hızla gidiyor. Ben bunu nasıl oluşturdum? Elimi yukarı kaldırıp aşağı indirdim. Elimi yukarı kaldırıp aşağı indirdiğim süre içerisinde bu ne kadar yol almış? X kadar. Yani diyelim ki bu T sürede V hızıyla X yol almış. Bu da aynı V hızıyla 3X yol alması için burada elimi yukarı kaldırıp indirmem T kadar sürmüşse burada elimi yukarı kaldırıp indirmem 3T kadar sürmüştür. Burada ise 2T kadar sürmüştür. O zaman bunların oluşum süresi en büyük olan TL'dir. Sonra TM'dir. Sonra da TK'dır diyebilirim arkadaşlar. Lütfen unutmuyoruz. Hız için sadece ortama bakıyoruz. Enerji için sadece genliğe bakıyoruz. Genişlikler falan beni hiçbir zaman ilgilendirmiyor bakın. Şimdi atmalarda girişim. Şimdi girişim ne demek arkadaşlar? Girişim atmaların üst üste gelerek birbirini güçlendirmesi ya da sönümlemesi anlamına geliyor. Şimdi atmalar aynı yönlüyse. Aynı yönlüyse ne demek? İkisi de baş yukarı ise. Şimdi burada K var. Bir de L atmamız var. Bunun genişliği 2X, bunun genişliği X, bunun genliği A, bunun genliği 2A. Şimdi bunlar tam şu ortada birleştiklerinde şöyle bir şekil elde ediyoruz. Aslında burada K'nın şekli şöyle, onun üzerine kim binmiş bu şekilde? L binmiş. Peki genliğimiz ne kadar olmuş? İkisinin genlikleri toplamı kadar. Yani 3A olmuş. Sonra bunlar üst üste geldikten sonra belirli bir süre sonra ayrılıyorlar. L bu tarafta, K ise bu tarafa doğru gidiyor gördüğünüz gibi. Ve hiçbirinde şeklinde ya da hiçbir özelliklerine değişiklik olmuyor bakın. Yani L'nin genliği x'ken gene x, genişliği x'ken genişliği gene x, genliği 2a iken genliği yine 2a.
x 2x iken genişliği, 2x genliği iken 2, burada a. Yani bunlar üst üste geldiklerinde birbirlerini güçlendiriyorlar. Sonra hiçbir şey olmamış gibi aynı şekilde yollarına devam ediyorlar. Atmalar üst üste geldiğinde birbirini güçlendirir. Buna biz arkadaşlar yapıcı girişim adını veriyoruz. Çünkü birbirlerine destek oldukları için. Şimdi zıt yönlü ise. Zıt yönlü ise ne demek arkadaşlar? Yani biri baş yukarı atmaysa, biri baş aşağı atmaysa. Şimdi bunlar K ve L. Bu tarafa doğru geliyorlar. Şurada bir yerde birleştiklerinde bunların bakın genişlikleri ve genlikleri birbirlerine eşit. O zaman tam olarak burada bunlar birbirini sönümlemiş oluyorlar. Yani biz bir an için yayın üzerinde hiçbir şekil görmüyoruz. Ama ondan sonra bunlar tekrar buradan böyle yollarına devam ettikleri için yani bu tarafa, bu da bu tarafa doğru gittiği için hiçbir özelliklerinde değişiklik olmadan yollarına devam ediyorlar. Atmalar üst üste geldiğinde birbirini sönümler. Bunu arkadaşlar biz bozucu girişim adını veriyoruz. Çünkü birbirlerini sönümlüyorlar bakın. Şimdi kavratan soru. Bize şöyle bir şey soracaklar. Homojen yay üzerinde ilerleyen atmaların K ve L atmaları üst üste geldiğinde atmanın görünümü nasıl olur? Şimdi burada arkadaşlar biz K ve L, K aslında bu tarafa, bu da bu tarafa geliyor. Ama biz bundan ikisini de götürmeyelim. Mesela bunu bunun altına getirelim. Çünkü bana şeklini sorduğu için. Şimdi ben alıyorum bakın L noktasını buraya getiriyorum. Yani üst üste gelmiş oluyor. O zaman L noktası şöyle taşıdığında şöyle bir şekil oluyor. Şimdi bunlar üst üste geldiğinde nasıl görünüre cevap arıyorum bakın. Şimdi arkadaşlar şuradan itibaren başlıyorum. Burası benim denge konumum. Yukarıdaki kırmızı atma için bu noktanın bulunduğu yerden yukarı herhangi bir çizim yapılmış mı? Hayır. Peki buradan aşağı kaçlık çizim yapılmış? 2. Burada 2 var. Yukarıda 0 var. O zaman 2 olarak yazıyorum. Sonra şurasını ele alıyorum bakın. Tam şu orta noktayı. Buradan buraya kaç var? 1 var. Peki buradan buraya kaç var? 2 var. 1 aşağı 1 yukarı olduğu için 2'den 1'i çıkarttım. Elimde kaç kaldı? 1 kaldı. Şimdi bu noktaya bakıyorum. Buradan buraya 2 var. Buradan buraya 2 var. O zaman 2'den 2 çıktı 0. Buradaki noktaya bakıyorum. 2 var, 2 var, 0. Buraya da bakabilirsiniz ara yere. Yukarı doğru 2, aşağı doğru 2. Şimdi bunları birleştirdiğimizde bu atmalar üst üste geldiğinde bunların görünümü arkadaşlar şu şekilde oluyormuş bakın. Şöyle bir atma kalıyormuş elimizde. Aslında yukarıdaki kırmızı alttaki yeşilin şu kısmını sönümlüyormuş. Geriye sadece böyle bir konum kalıyormuş. Yani yapmamız gereken bunları üst üste getirdikten sonra kendimize başlangıçtan itibaren noktalar seçiyoruz. Ve bu noktanın üzerinde kaçlık çizim yapılmış, altında kaçlık çizim yapılmış. Eğer bunların biri yukarı biri aşağıysa çıkartıyoruz. İkisi de yukarıysa topluyoruz arkadaşlar. Evet devam ettik. Şimdi sınav tarzı sorumuz. Şimdi diyor ki homojen bir yay üzerinde oluşturulan özdeş atmaların şekildeki konumdan geçerken titreşim yönleri verilmiştir. Ha ben hemen titreşim yönlerini bildiğim için bunun bu tarafa doğru gittiğini, bunun da bu tarafa doğru gittiğini biliyorum. Atmaların hızı 1 bölme bölü saniye olduğuna göre atmalar şekildeki konumdan geçtikten kaç saniye sonra birbirlerini ilk kez sönümlerler. Şimdi arkadaşlar burada tek tek sayıp çizmek zorundayız. Yani mesela şimdi buradan başlıyorum. Bu atmamızı serbest tuştan yansıtacağım ve görünümünü çizmeye çalışacağım. Şimdi bakıyorum. Buradan itibaren saymaya başlıyorum. 1, 2, 3, 4. Şimdi bu serbest tuştan yansıyınca ters dönmeyecek. 5, 6. Şimdi ben 6'ya kadar saydım. Burada durdum. Yani bu atmamız bu tarafa geldi ve buraya gidiyormuş bakın. Şimdi bunu saymaya çalışıyorum. 1, 2, 3. Şimdi ters döneceğim. 4, 5, 6. Yani bu da buraya geliyormuş. Bu da bu tarafa doğru gidiyor. Şimdi bunlar o zaman bu bir birim daha gelecek. Bu da bir birim daha gelecek. İkisi de burada şu şekilde birleştiklerinde birbirlerini ne yapmış olacaklar? Sönümlemiş olacaklar. O zaman 6'ya kadar zaten saymıştık. Bir bölme daha giderse demek ki 7 saniye sonra bunlar ilk kez birbirlerini sönümlüyorlarmış. Atmalarda iletim ve yansıma. Şimdi arkadaşlar burada şuna bakacağız. Aslında mesela biz durgun bir suya baktığımızda kendimizi durgun sudaki görüntümüzü biliyoruz. Aslında bizden yansıyan ışınların bir kısmı yansıdığı için kendimizi görüyoruz. Suyun içinden bakan biri de bizi gördüğü için aslında bizden çıkan ışınlar ikiye bölünüyor.
Bir kısmı suyun içine geliyor, bir kısmı arkadaşlar bizim gözümüze geri geliyor. Şimdi aynı mantığı yaylarda inceleyeceğiz. Ama bunu iki kısımda inceliyoruz. Önce ince yaydan kalın yaya gelen atmaların yansıması ve iletilmesine bakacağız. Şimdi elimizde ince bir yay var, burada da kalın bir yay var. Buradan bir tane atma yollamışız. Hızımız V1, genişliğimiz X1, genliğimiz R1. Buna ne diyoruz arkadaşlar? Gelen atma adını veriyoruz. Bunlar O noktasında birleştirilmiş. Bundan sonraki yay ağır bir yay. O zaman O noktası şu anda nasıl davranacak? Ağır olduğu için sabit uç gibi davranacak. Buradan gelen atma sabit uça çarpınca ne olacak? Ters dönecek. İşte ters dönerek geri dönen bu atmaya biz yansıyan atma diyoruz. Şimdi biz O noktasını titreştirince kalın yayda da bir şekil oluşacak. Buna da arkadaşlar iletilen atma adını veriyoruz. Şimdi bunların hızları V2, genişliği X2, genliği R2. Aynı şekilde bunun hızı V3, genişliği X3, genliği R3'müş. Şimdi bunları kıyaslamamızı isteyecek bizden. Şimdi bize neler sorulabilir? Telleri gelen kuvvetler kesinlikle eşittir. Çünkü neden? Buradaki tel ile buradaki tel aynı noktadan bağlanmış. Şimdi burada 10 Newton'luk gerilme varken burada 20 Newton'luk gerilme olamaz ki. O zaman bu nokta hareket etmeye başlar. O zaman telleri gelen kuvvetler kesinlikle eşittir. Şimdi bunlar genişliklerini ve hızlarını kıyaslamaya çalışalım. Şimdi hız ortama bağlı. Bu atma ince, bu da ince ve bunlar aynı ortamda hareket ediyor. O zaman bunların hızları eşittir. Bunun hızı da ağır yayda olduğu için daha küçüktür bak. Şimdi genişliklerine bakalım. Şimdi bununla bunun her şey aynı zaten. Bu ikisinin de oluşum süresi aynı. O zaman frekanslar eşit olduğuna göre demek ki dalga boyunu burada genişlik olarak düşünebiliriz. Hızla genişlik doğru orantılı. Yani hız arasında nasıl bir ilişki kurduysak buradaki genişlikler arasında da aynı ilişkiyi kuruyoruz. Yani X1 ve X2 aynı genişlikte, X3 onlardan küçük. Şimdi bu çarptı. Buraya kadar D1 kadar yol aldı. Bu da atma oluştu, buraya D2 kadar yol aldı. Sonuçta ben bunun hızlı olduğunu bildiğim için D1'in D2'den büyük olduğunu da söyleyebilirim. Şimdi genlikleri kıyaslarken genlik ne demek? Enerji demek. Buradaki enerjimiz R1 enerjisi iki parçaya bölünüyor. O zaman R1 her ikisinden de kesinlikle büyük arkadaşlar. Ama R2 ve R3 için kesin bir şey söylenemez. Bu eşit de olabilir ya da biri diğerinden büyük de olabilir. Şimdi ikinci durum kalın yaydan ince yaya geçiş. Burada gelen atmamız var. Burası artık ince bir yay olduğu için bu kez burası serbest uç gibi davranacak. Serbest uç gibi davranınca o zaman serbest uçta yansıyan atma ters dönmüyordu biliyorsunuz. Baş yukarı ise baş aşağı. İletilen atma da bu şekilde oluyor. Şimdi burada yine telleri gelen kuvvetler eşittir. Hız sadece ortama bağlı. Bu ince olduğu için V3 büyük. Bunların hızları eşit. V3'ten küçük. Genişlikle hız doğru orantılı demiştik. O yüzden X3 büyük, X1 eşit, X2 diyoruz. Şimdi bunlar oluştu. Aynı sürede bu D2 kadar, bu D1 kadar yol almışsa bu kez D2 D1'den büyük olmalı. Çünkü bu daha hızlı gidiyor bakın. Genlik, enerji. Enerji yine burada iki parçaya bölünmüş. Yani ilk enerjimiz R1 ve R3'e bölünmüşse o zaman R1 hem R2'den hem R3'ten büyüktür. R2 ve R3 içinse kesin bir şey söylenemez. Birbirlerine eşit ya da farklı olabilirler. Şimdi arkadaşlar burada iki durumda da şöyle bir şey var bakın. Biz her iki durumda da biraz önce gelen atmayı da baş yukarı yollamıştık. Burada iletilen atma her zaman gelen atma ile aynı yönlü oluyor. İster inceden kalına gelsin, ister kalından inceye gelsin. Lütfen bunu unutmuyoruz. Şimdi burada bir tane sorumuz var. Diyor ki O noktasında birleştirilmiş X ve Y yaylarından X yayından gönderilen bir atmanın yansıyan ve iletinin şekildeki gibi olup atmaların hızları VX ve VY'dir. Buna göre verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın bana diyor ki X yayından yollanmış diyor. X yayından yollanmışsa o zaman bu kesinlikle iletilendir. Çünkü X'ten yollanmış. Ben ne biliyorum? İletilen her zaman gelen gibidir. O zaman benim yolladığım ilk atma aslında böyleymiş. Bu atma buradan bu şekilde iletilmiş. Burada ise yukarı dönmüş.
Şimdi bakın, eğer yansıyan ve iletilen biri yukarıda biri aşağıdaysa, o zaman bu incelen kalına. Eğer ikisi de yukarıda, yani ikisi de baş yukarı ya da ikisi de baş aşağı ise, bakın bu ve bundan bahsediyorum. İkisi de baş yukarı ve ikisi de baş aşağı ise, o zaman bu kalından inceyidir. Şimdi burada yansıyan ve iletilen zaten biri baş yukarı biri baş aşağı. O zaman bu nereden nereye gelmiş? İnceden kalına gelmiş. O zaman x inceymiş, y kalınmış. X y ince, y y kalındır diyor. Doğru söylüyor. Gelen atma baş yukarıdır diyor. Gelen atma baş aşağı gördüğünüz gibi. Yanlış. X y ince ise zaten x'in hızı y'den büyüktür arkadaşlar. O zaman hangileri doğru dediği için cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet arkadaşlar, ödüllü sorumuz da ekranda. Cevaplarınızı yorumlara bekliyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.